Bu filmin zaman, olayın geçtiği yer ve kişiler bakımından gerçeklerle hiçbir ilişkisi yoktur. Sadece bir masaldır. Türkleri yurtlarından sürüp çıkarmak yemini etmek için topladım sizleri buraya. Yemin etmek kolay ama uygulamak çok zor Anton. Sungur Bey yaşlanmış olsa bile Şahin Bey güçlü ordularının hala başında. Babam için şeytanın kardeşi derlerdi. Ben de şeytanın ta kendisiyim Dimitrov. Benimle beraber yemin etmeye hazır olanlara planımı açıklarım. Ya beraber olmayanlar? Beraber olmayanlar sadece ölüm! Yemin etmeye hazır mısınız? Hazırım! Ya ya, yeter seni zorladım. Yaşlandım ben, kocadım. Şahin Bey gibi namı cihanı tutmuş bir baba yiğitin karşısında kılıç tutacak gücüm kalmamış besbelli. Karşımda kafir olmadığından böyle sanırsın Sungur Bey. Biz kılıç tutmasını senin ardından az sürerken öğrendik. Eksik olma. Ama adam olan halini bilir. Yaşlandım, kılıç tutacak at sürecek gücüm kalmadı. Her yolu denedim. Ama Tanrı benden soyumu sürdürecek, milletime önderlik edecek bir evladı esirgedi. Tahttan çekileceğim. Yerime sen geçeceksin. Olmaz öyle şey bey. Sen başımızda ol ve bize emret, bu bize yeter. Bana yetmez evlat. Kararım karar benim. Adam olan sözünü bir kere eder. Oğlum yesene, aa. Karşıma! Sungur Bey'imiz görsün kimin daha baba yiğit olduğunu! Elbette baba yiğit olan sensin. Bak o cesaret edip kavgaya devam bile edemedi. Böyle tosun gibi erkek bir evlada sahip olmak için neler vermezdim. Onunla övünmelisin Şahin Bey. Böyle oğul her kula nasip olmaz. Oğul benim değil, sizindir beyim. Hediyemi sunmadan karşınızda konuşmaya cesaret ettiğim için bağışlayın beni Yüce Hakan. Bugüne kadar bir evlat sahibi olamadığınızı biliyorum. Ve işte ben Anton, sadık kulunuz, sadakatimin bir ispatı olarak sarayımın en soylu kızını, kendi kız kardeşimi size sunuyorum. Buyurun. Eğer kız kardeşim bir yıl içinde size bir evlat vermezse, yemin ederim bu naçiz boynum sizindir. Mutluluklar dilerim efendimiz. Çok mutluyum.
Karnımın derinliklerinde bir yerde Yüce Hakan'ımızın bir parçasının yeşerip filizlendiğini hissediyorum şimdiden. Gerçekten gebe olmayasın sakın. Tersekin başına haber salın. Şüphe yok Sungur Bey. Hanım Sultanımız çocuk bekler. Bir yanlışlık olmuyor. Yanlışlık yoktur. Sultan Hanım gebe. Tellal çıkarılsın. Herkese duyurulsun bu mutlu haber. Başka. 40 gün 40 gece bayram ilan edilsin. Şimdi dile benden ne dilersen. Abimi özledim beyim. Müsaade buyurursan şenliklere o da çağrılsın. Elbette sultanım. Bu şenlikte en büyük pay onun. Anton olmasaydı ben bu sevinci duymadan göçüp gidecektim. Sevgili abim, acaba küçük kız kardeşlerinden memnunlar mı? Hem de çok. Hele çocuk bir doğsun, ondan sonra Sungur Bey'i öldürüp tahta ele geçirmek çocuk oyuncağı bizim için. Günlerdir yüzün gülmez Şahin Bey. Canını sıkan nedir? Şenlik bitti. Ama bu kafir hala ülkesine dönmek istemez. Bu nasıl iştir? Kız kardeşini pek sever. Ne kötülük görüyorsun bunda? Bilmem. Bu işte bir kancıklık varmış gibi gelir bana. Ne demek istersin? Tövbe tövbe! Bir şehzadem olunca taht sana kalmayacak diye mi dertlenmektesin yoksa Şahin Bey? Haşa! Tanrım beni böyle bir köpeklikten korusun. Söylemiştim sana. Bu Şahin Bey başımıza bela olur diye. Şahin Bey'in sırası ancak geldi. Düşündüğümü uygulamak için Sungur Bey yüreğinde bu kuşkuyu duymalıydı. Dinleme araya. Söyleyeceklerimin bir kelimesini bile unutmayacaksın. Ah beyim, Şahin beyim, çare sende. Ne yapacağımı şaşırdım ben. Söyle be kadın, ne istersin gecenin bu saatinde? Söylemeye dilim varmaz, kötü işler var başımızda. Nasıl işler kadın? Aklımı tepeme çıkartmadan söyle, çabuk. Hanım Sultan her akşam bir adam alır koynuna. Yalan! Kadın seni tepelerim. Gözlerimle gördüm, istersen gel sana da göstereyim. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Yok bir şey, sen uyu. Ben birazdan dönerim. İşte şu pencereden içeri girdi adam. Uzağa düştü. Geliyor artık, her şey senin elinde. Seninle ne kadar mutlu olduğumu bilemezsin. Sar beni. Sımsıkı sar. Bıktım artık o ihtiyardan. Seni rezil kadın, seni alçak. Yetişin! Ersem namusum! Yetişin kurtarın! Öz düşmanı alçak köpek! Neler saçmalıyorsun sen? Yetişin! Çok şükür yetiştin. Az da arzıma geçiyordu bu adam. İnanmıyorum. Haşa, yalan söylüyor hanım sultan. İşte bu kadın şahidim, beni o getirdi buraya. Tanrı adına yemin ederim hiçbir şeyden haberim yok. Az önce gürültüye uyandım ben de. Oyun ediyorlar bize. Bunların üçü de birlik. İnanma bey, inanma bunlara. Kurban olayım inanma. Yıkıl karşımdan. Gözümle gördüğüm yeter bana. Götürün, mahkeme edilecek. Duyduk, duymadık demeyin! Şahin Bey denilen namus düşman sultanın zorla ırzına geçmeye yeltenmiştir. Şimdi ülkenin ulularından kurulacak mahkeme...
Çekilin, bırakın geçeyim. Bırakın. Dur kadın, geçemezsin. Bırakın. Kız sana. Demek gece yarısı bunun için gittin evden. Sen de mi inanıyorsun bunlara Fatma? Susuzum ben. Yalan. Karnımda taşıdığım Yüce Hakan'ımızın çocuğu adına yemin ederim ki ırzıma el uzattı bu alçak adam. Gerçekten yaşasın. Başlayın. Gerçekten. Vurun. Son kararınız nedir Ulu Hakan'ım? Gerçek kararı Ulular Meclisi verecektir. Götürün! İdam mahkumlarını bu kayalıklardan aşağı atarlar bu ülkede. Ne zaman yolum buraya düşse içimi bir korku alır. Dur, kımıldama yerinden. Böyle bir mahkuma el sürersen yaşatmazlar bu ülkede. Ama canlı. 10 gündür susuyorsun. Suçun neydi? Neden seni böyle ağır bir cezaya layık gördüler? Çok ünlü, çok usta bir hekimdir baba. Yaraların kısa zamanda iyileşecek. Ama yüreğinde kanayan yarayı kimse saramaz, besbelli. Bak. Korsan teknesi bu. Su almaya geliyor. Onlara görünmeden buradan gitsek iyi olur. Korkma, bizi ilişemezler. Ne paramız, ne altınımız var. Ne de ben esir pazarında satılacak kadar güzelim. Ne bu paramparça edilmiş adam, ne de sen bu ihtiyar halinle Forsa diye kürek çekmeye yararsınız. Hey, şuraya bakın. Altı aydır kancık it yüzü bile görmedik. Ha, ne dersiniz? Hiç de fena fikir değil derim. Ama çirkinmiş. Boş ver, yüzüne bir beş örteriz onu bir tane. Bırakın onu sarsın. Ya durmayın ana. Şuna bak, ayakta duracak hali yok, bir de bize kafa tutuyor. Yıkıl be karşımda. Ha! Babacığım. Küz gibi kuvvetli bir adam. Kaptana götürelim de küreğe çaksın bunu. Hadi. (Gülüyor)
Hadi ne duruyorsun? Asıl küreğe! Ne yetiştirdiğim, kendi evladım gibi üzerine titrediğim bir adam nasıl olur da bu işi yapar aklım almıyor. Düşünme bunları artık. İç şunu. Genç vücudum arzuyla bekliyor seni. Yaşlı bir adamım ben Mara. Seni sevecek gücüm yok bu akşam. Senin için hazırladım bu aşk iksirini. İçersen en azgın boğalar bile seninle yarışamaz. Peki. Senin hatırın için Mara. Çok şükür öldü sonunda. Hiçbir engel kalmadı önümüzde. Tahtta, ülkede bizim artık. İnanılacak gibi değil. Doğru dersiniz. Her şey aklıma gelirdi. Sungur Bey o Şahin Bey köpeğinin yaptığı rezilliğe dayanamadı. Yüreğine indi, öldü gitti. Bundan böyle ben, kız kardeşimin verdiği yetkiyle onun adına ülkenin yönetimini ele alıyorum. Olmaz böyle şey. Senin gibi bir kafir, Müslüman Türk milletini yönetemez. Yani şimdi din mi değiştirmeliyim? Bu bile yetmez. Törelerimizce yeni varis doğup büyüyene kadar ülkeyi Ulular Meclisi yönetecek. Şövalyeler! Şu anda İsa adına kan yemin etmiş Hristiyan birlikleri dört koldan ülkeye girmekteler. Ya Hristiyan efendilerimize köle gibi hizmet edecek ya da köpekler gibi gebereceksiniz. Bu kadarcık mı? Doldur şunu. Gemi de su azaldı. Bundan sonra yarım maşrapadan fazla su yok kimseye. Bir kız bu Nora. Sizi duyamaz efendim. Artık yaşamıyor. Al bunu. Bir Hristiyan kızı gibi büyüt. Beni de gerçek babası bilsin. Yetiştirdiğimiz mahsulün hepsini verdik. Bir avuç bile kalmadı elimizde. Daha fazla çalışıp daha fazla mahsul yetiştirseydiniz. Götürün. Acıyım bize. Yapmayın. Merhamet edin. Baba ne yapmaya götürüyorlar bu adamları? Gereken vergiyi vermedikleri için kafalarını kesmeye.
Ama bu insafsızlık. Affet onları baba. Seneye istediğin vergiyi ödeyebilir. Babanın işlerine karışma kızım. O her şeyi bizden daha iyi bilir. Be kadın! Durun! Durun! Yemek paydosu! Toplanın! Koşun! Sıraya! Sıraya girin! Sıraya durun! Anam, kurban olduğum anam. Bu ağır arabayı her gün sırtımda taşır gördükçe kahrımdan ölesim geliyor. Elbet bir gün bu canavar sürüsünü yok edip seni bu çileden kurtaracağım. Senin körpe gücün o canavarlarla baş etmeye yetmez. Şahin Bey yasağı olsaydı... Sus ana! Bana babam olacak o hırs düşmanından bahsetme. Hadi iş başına! Zıkkımlandığınız yeter! Duymadınız mı be? Çalışın dedim! Hadi iş başına! İş başına! Hadi! Çalışın! Durmayın! Çalışın! Seni ölmüş eşek seni! Gebereceksen bir an evvel geber! Durmayın! Çalış! Köpek çalış! Sen ne bakıyorsun yüzüme öyle? Ne duruyorsunuz? Yaşa Şahin Bey, nur ol, var ol, kurtardın bizi. Gemide biz de senin malınız artık. Emret, Tanrı gibi buyur bize. Yedi deniz bayrağımız altında tir tir titresin. Gemide, içindeki mallar da sizin olsun. Tek istediğim bir an evvel en yakın Anadolu kıyısına çıkabilmek. Alınacak öcüm var benim. Erkekler buğdayı arabalara yüklesinler. Kadınları kızları da yanıma getirin. Bakalım aralarında dişimize göre olan var mı? Durun! Bu dünyaya yaydığınız bütün korkulara... ...ve yaptığınız bütün zulümlere son vermeye geldim. Susturun şu serseri dervişi! Şahin Bey, Şahin Bey, tanıdım seni, tanıdım. Çok kötü, beni tanıyanlar yaşamaz. Pis herif, cezanı çekeceksin. Kara Hilal derler bana. Tanrı'nın adına Müslümanların öcünü almaya geldim. Hiç kimse kılınıza dokunamaz ve de yüzümü gören kafir yaşayamaz. Davama inananlar ardımdan gelsin. Harman yerinde ölü adamlarımızın üzerinde dalgalanan bu bayrağı bulduk efendimiz.
Size 2 gün müsaade. O kara hilal her kimse ya kellesini getirirsiniz ya sizin kellenizi alırım. Anlaşıldı mı? Tanrı dualarımızı kabul etti anacığım. Bu kara hilal denilen her kimse besbelli Tanrı adına çalışıyor kılıcı kafire. Kurtulacağız anacığım, kurtaracak bizi. İnşallah oğul, inşallah. Ağlıyor, fısır fısır ne konuşuyorsunuz burada? Aç o sekayı, çabuk defol, defol, seninle mi uğraşacağız be? Defol, defol, gel efer. Namus, zerif. Götürün! Durun, durun! Çekin elinizi üstümden! Kölelik ruhunuza işlemişsizin! Kılınızı bile kıpırdatmadınız! Yaşlı anamı sürüyüp götürürlerken! Sorarım böyle şerefsiz ve haysiyetsiz yaşamak dokunmuyor mu size? Sen kim? Şereften, haysiyetten bahsetmek kim? Irz düşmanı, rezil bir babanın oğlu olduğunu yoksa unuttun mu? Bizler senin o alçak baban yüzünden düştük bu hale. Irz düşmanı, bir alçağın oğlusun sen. Bunu unutma sakın. Ver sana bu bana. O başkasının, size bu iyisini getireyim. Ya öyle mi? Hey meyhanedekiler, beni dinleyin. Herkes şerefe içecek. Kaldırın bardakları.
getirir onlara. O arkadaşlar, burada pis Müslümanlar var. Onlar içmez ama biz içmemesini de biliriz. Ben adamın ellerini keserim. Elleri kırılsın sana bunu yapanların. Onların suçu yok ana. Milletimin bu hali babamın yüzünden değil mi? Mezarını bilsem kemiklerini çıkarıp ayaklarımın altında çiğnerdim. Sağ olsaydı gözlerini oyardım ellerinde. Sus oğul. Haklı da olsan o senin baban. Olmaz olsaydı. Öyle bir babadan peydahlayacağına beni kudurmuş bir köpekten peydahlayaydın daha iyiydi. Kanıma bulaşmış bu lekeyle burada duramam. Gidip o Kara Hilal denilen baba yiğidin yanına sığınacağım. Kim olduğumu bilmezse belki beni yanına kabul eder. Dur oğul. Etraf askere kesmiş. Kuş uçurtmuyorlar. Başına bir iş gelirse yaşayamam. Ben de bu rezillikte yaşayamam. Hakkını helal et ana. Ne oluyor? Hazretçiler, atları atlayın! Peşini bırakmayın! Bu tarafa! Korkma evlat. Benden sana bir fenalık gelmez. Hadi suyunu iç.
Dur hele, ne bu acelen? Ardından kovalayan mı var? Anton domuzunun şövalyeleri peşimde. Aklın varsa durma, sen de benimle gel. İyi bir adama benziyorsun. Sana fenalıkları dokunsun istemem. Bak hele sen. Demek bunların herkese bir fenalığı dokunur, öyle mi? Buranın yabancısı olduğum belli. Kimseye acımaz onlar. Kimse de duramaz karşılarında. Ama kara hilal derler biri çıktı şimdilerde. Bunların hakkından gelse gelse o gelir. Senin gibi bir ihtiyar değil. Hadi durma, gel benimle. İnan bana, kimseye merhamet etmez onlar. Merhamet dileyen kim? Gelecekleri varsa görecekleri de var. Hele biz bir karnımızı doyuralım. Al bakalım, erkek adama böyle bir kılıç gerek. Ne diyorsun, biz mi saldıralım, onları mı bekleyelim? Bilmem, daha önce hiç kılıç almadım elime. Erkek adam manasının karnında öğrenir o işi. Hadi bakalım, şimdi davran evlat! Salın kafirler! Sen ananın karnından yiğit doğmuşsun evlat. Görür görmez anlamıştım bunu. Hadi getir bakalım şu torbayı. Demek Kara Hilal sensin. Ne olur beni yanına al. Atını çeker, çulunu taşırım, kulun kölen olurum. Ne olur yanına al. Aldım gitti yiğit. Adın ne senin? Adım yok benim. Atsızım. Üzülme evlat. Tez zamanda kazanırsın. Ben de kendiminkini yitirdim de şimdi yenisini kazanmaya çalışıyorum. Sencer olsun senin adın. Ben bu adı pek severim. Aslanların aslanı Sencer. Hadi şimdi düş peşime, yolumuz zor ve de pek uzun. Koskoca ordularımız, tepeden tırnağa silahlandırılmış binlerce askerimiz var. Ama gene de Kara Hilal denen bir tek adamla başa çıkmaya yetmiyor gücümüz. Bir çare varsa bunu bulacak olan gene sizsiniz efendimiz. Evet, bir çare. Buldum. Truva atı. Yarından itibaren tellallar kızım Elen'in evlenme haberini yaysınlar. 3 gün içinde de Elen arkasında 2 araba dolusu çeyiziyle yola çıkacak.
Bunun kara hilalle ilgisini anlayamadım efendimiz. Udala! Ardınızdaki iki arabada tepeden tırnağa silahlı askerlerle dolu olacak. Ve kara hilal saldırınca yakalayacaksınız. Baş üstüne efendimiz. Umarım yorulmadınız sevgili kraliçem. Daha yolumuz epey uzun. Bu pis hayvan gibi zebaniyle evlenmektense ölmeyi tercih ederim. İnşallah o kara hilal denen adam yolumuzu keser de bu domuzu tepeler. İyi bir Hristiyan kızı babasının arzularına karşı gelmez. Tanrı önünde günaha giriyorsun. Bunlar bizi budala sanıyorlar. Arkadaki iki arabanın da askerlerle dolu olduğunu biliyorum. Hadi evlat. Şahin Bey bu. Arabaya yetiş, kızları kaçırmaya çalış. Ama baba, dediğimi yap, kızını yeni olarak kullanacağız. Başla. Şahin Bey'in oğlu Sencer bu. Kara Hilal'de Şahin Bey'in ta kendisi. Yarası ağır, kıpırdayamaz. Ama kendine gelir gelmez kaçmaya çalışırsa çekinmeden gebert. Ben yardım getirmeye gidiyorum. Öldürmeye mecbur etme beni. Yakışmıyor o kılıç eline. Tanrı çiçek toplamak için yaratmış o parmakları. Ne duruyorsun, vursana. Merhametlisin. Kimse inanmaz senin Anton'un kızı olduğuna. Şimdi biraz daha iyi misin? Sağ ol. Seni kaçırmaya çalıştığım için affet beni. Buna mecburdum. Yürüyebilecek haldeysen kaç buradan. Maria neredeyse peşinde şövalyelerle yetişir. Hadi gayret et. Yaslan bana. Hadi gayret et biraz. Hayatımı kurtardım. Hiçbir zaman unutmayacağım bu iyiliğini. Al bunu. Bana bir gün ihtiyacın olursa gölün kenarındaki meşeye asarsın. Bil ki iki elim kanda bile olsa gelirim. Hadi durma, kaç. Hadi. Kılıcım. Al. Sağ ol.
Nerede Şahin Bey'in oğlu? 7 canlıydı sanki. Başa çıkamadım, kaçtı. Şu tarafa doğru gitti. Acele ederseniz belki yetişirsiniz. Yürü. Ne yapayım? Kara Hilal yakalandı mı? Kurtulmayı başardı, hem de peşindeki esirlerle beraber. Bakıyorum olup bitene sevinmiş gibi bir halim var. Senin kucağına doğdum. Beni sen büyüttün. Anam gibi yakınsın bana. Elimde değil, sevdim onu. Tıpkı masallardaki gibi görür görmez vuruldum. Giderken de bana bunu verdi. Gölün kenarındaki meşeye asarsam iki eli kanda bile olsa gelirmiş. Ama yalvarırım babama bir şey söyleme. Bağışla beni. Verdiğin görevi başaramadım. Anan sağ mı? Sağ. Baban? Soysuzun biriydi ve bir soysuz gibi öldü. Adını anma bana. Öyle bir babanın oğlu olduğum için ömrüm boyunca utandım. Ya yanılıyorsan? Yanılmıyorum. Mezarından çıkıp karşıma dikilse bile kendi ellerimle boğar gözlerini oyardım. Ne olursa olsun bir oğul babası için böyle konuşmaz. Suçsuz olduğuna inanmıyorsan bile hiç olmazsa bağışlamalısın. O senin baban. Bağışlayamam. Her şeyi iste benden. Hatta canımı bile. Ama onu bağışlamamı isteme. Yaşadıkça bu nefreti içimden söküp atamam. Bana gerçekten babalık eden sensin, o değil. Tanrı huzurunda evlat olarak borcum sadece sana karşı. Peki evlat. Sen nasıl istersen... Bir baba olarak sana layık olmaya çalışırım ben de. Ne? İnanılmaz bir şey bu. Yemin ederim efendim, gözlerimle gördüm. Kara Hilal dedikleri Şahin Bey'in ta kendisi. Onun oğluyla senin kızın da birbirlerine aşık. Allah kahretsin. Ben o kızı gebertmez miyim? Durun efendim. Bu durumdan faydalanabiliriz. Hı? Nasıl? Korkuyorum. Ya biri duyar ya biri görürse yakalanır, öldürürler onu. Kimsenin ruhu bile duymaz. Ben her şeyi ayarlarım. Sen yaz ve gerisini düşünme. Yaz. Seni çağırmakla çok tehlikeli bir iş yaptığımı biliyorum. Ama dayanamadım işte. Seni çok özledim. Deliler gibi bekledim bu anı. Her gün o ağacın altına yollayacağın haberi bekliyordum. Davranma delikanlı! Etrafın sarılı! Anton'un kızı olduğunu nasıl da unuttum. Alçaklık senin de kanına işlemiş. Unutma bunu Maria. Anamdan yakın bilirdim seni. Ömrüm boyunca unutmayacağım bu yaptıklarımı. İnç işkencelerle can vermek istemiyorsan Kara Hilal'in saklandığı yere götür bizi. 7 kat cehennem ateşinde yaksan bile gene de yapmam bunu. Yapacaksın, çünkü bir alçağın, pis bir ırz düşmanının oğlusun. Bak, göğsündeki mühürden belli ne oldun. O mühür vız gelir bana. Benim asıl babam Kara Hilal. Ne yaparsan yap onu ele vermem. Demek bu kadar çok seviyorsun. Evet, canımdan bile çok. Kara Hilal senin baban delikanlı. İspat etmek de çok kolay. Çünkü o da senin gibi göğsünde aynı mührü taşıyor. Yalan söylüyorsun. Çocuklar bile güler buna. O kutsal adamın benim alçak babamla bir ilgisi olamaz. Kafasına demir maskeyi geçirin. Kum saatini de önüne koyun. 24 saat içinde Kara Hilal'in yerini söylemezse gözlerini kızgın sirkeyle haşlarız. Sencer nerede? Dün geceden beri gören yok. Bırakın beni! Kara
Hilal'i görmem gerek. Ne yapacaksın Kara Hilal'i? Bize söyle. Bırakın. Yalvarırım, bırakın. Derdimi anlarsa ancak o anlar. Bırakın dedim. Bırakın. Sensin Kara Hilal besbelli. Oğlum Anton'un elinde esir. Yarın sabaha kadar seni ele vermezse gözlerini kör edecekler yavrumun. Ne olursa senden olur Kara Hilal. Yalvarırım. Nasıl ele geçirirler Sencer'i? Sencer aşık olmuş Anton'un kızına. Kız da babasıyla birlik olup tuzak kurmuşlar oğlumu. Demek o da babası gibi kadın düşkünü çıktı. Babasını tanır mıydın sen? Hayır. Ama herkesten duyup işittiğimiz gerçek bu. Gerçeği sadece Tanrı bilir. Şimdi yalnız bırakın bizi. Tanıdın mı beni? Yüzüme tükürdüğün günü hatırlıyor musun? Ben seni çoktan affetmiştim. Ama söyle, neden oğlumu bana bir düşman gibi yetiştirdin? Herkes gibi gördüklerime, duyduklarıma inandım. Ya şimdi hala inanıyor musun? Bilmiyorum. Benim gibi zavallı bir kadın doğruyu eğriden nasıl ayırsın? Ne olursan, kim olursan ol. Ama oğlumu kurtar yalvarırım. O sadece senin değil, benim de oğlum. Elbette kurtaracağım. Bu dünyanın hem babaya hem de oğula zindan olduğu yeter. İstediklerini yap. Söz verdi bana. O zaman Müslüman Türklerin idaresini sana verecek. Ne olur inan bana, seviyorum seni. Şeytan inansın sana. Kaldırın o saati önümden. Düşünmek için beklemeye ihtiyacım yok. Ne yapacaksanız hemen şimdi yapın. Zamanı gelince yapacağımdan şüphen olmasın. Getirin. Oku bir deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. İşaretimi bekleyin. Yetiştim evlat. Çok az zamanımız var. İnşallah başarırız.
Hadi oğul, atla dışarıdaki sepete. Önce sen, sonra ben. İkimizi birden kaldırmaz, hadi. Vaktimiz kalmadı, ne duruyorsun hala? Sensin. Babam olacak o alçak sensin. Anton doğru söylemiş demek. Evet, babanım ben seni. Ama şimdi bunu tartışmanın zamanı değil. Bırak! Mezarını bulsam kemiklerini çiğneyeceğime yemin etmiştim. Haksız yere suçluyorsun beni. Ama bunu sana ispat edemem. Ben ölünce rahat edeceksen ölmeye hazırım. Kandırmaya uğraşma beni. Yeter söylediğin yalanlar. Bunca yıl yaşadıysam sadece bana ve halkıma yapılandan öcünü almak için yaşadım. Ama artık sen varsın. Ve ben sana güveniyorum. Yürü! Yürü diyorum sana! Bırak yürü. Beni! Bırak durup yürü! Yürü! Babanı ele verecek misin, yoksa gözlerini oyayım mı? Sana söylüyorum! Duymuyor musun beni, kör olacaksın! Acımayın! Dağlayın köpeğin gözlerini kızgın sirkeyle! Hayır! Çıkarın maskeyi de şu delikanlının güzel gözlerini görelim. Şahin Bey bu. Gözlerimi kör ettin Anton ama... oğlumun öcünden kurtaramayacaksın kendini. Sencer'in Şahin bakışları mezarına kadar izleyecek seni. Atın şu köpeği zindana. Oğlunun leşini ayaklarının dibine serince geberteceğim onu. Ormanı karış karış tarayın. Sencer'i de yanındaki serdengeçleri de en kısa zamanda isterim. Çabuk! Yeter artık ağladın. Günlerde bir lokma bile geçmedi boğazında. Çık odamdan. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Pişmanım. Affet beni. Mutlu olman için elimden geleni yapmaya hazırım. Kötülükten başka ne gelir senin elinden? Sencer beni hiçbir zaman affetmez artık. Yıllardır sakladığım öyle bir sır var ki bunu öğrendiğin zaman her şeyi affedebilirsin. İnan bana, senin için neler yapabileceğimi göreceksin. Anton gibi bir babam varken kimse yardım etmez bana. O senin baban değil, Sungur Bey'in kızısın sen. İsyancıların tümünü birden yakalayıp deliğe tıkmadıkça bütün ülke kısa zamanda baş kaldıracak bana. Bir fikrim var efendimiz ama bilmem ki... Söyle, her zaman faydalı oldun bana. İzin verin Şahin Bey'i kaçırayım zindandan. Kaçırmak mı? Anlayamadım. O eski sırrı halkına ve oğluna açıklayacağımı söylersem inanır bana. Tek istediği şey temize çıkmak. Ardından gelir beni onlara götürün. Siz bizi izlersiniz. Çok akıllı bir kadınsın Mark. Kimsenin bizi görmediğine emin misin? Peşimizden izlemesinler. Gecenin bu karanlığında nasıl izleyebilirler? Thank you.
Çabuk olalım, neredeyse gelirler. Ortak oyun oynadı bize. Öldürün hepsini. Gerçeği öğrendiniz artık. Şimdi bana ne isterseniz yapın. Bağışla beni baba. Çektiğim bunca çileden sonra gözlerini benim için feda etmekten çekinmezken ben gene de seni suçlamaya devam ettim. Bağışla beni. Bağışlamak da neymiş babayla oğul arasında? Oğlumsun sen benim. Benim yüzümden kör oldu gözlerim. Budalaca direnmeseydim eğer. Feda olsun. Körüm ama hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum gene de. Nerede? Anan nerede? Buradayım, buradayım. Yanındayım Şahin'im. Oğlumun gözleri benimkinden genç ve daha kuvvetli. Sencer'i suçlamayın sakın. Bana güvendiğiniz gibi ona da güvenin. Anton'u o kara şövalyeleri tepeleyip el birliğiyle ülkemizi kurtaracağına eminim. Yaralı ve yorgunsun Karahilal. Gel istirahat et. Hele bir hekim bulup gözlerine baktıralım. Gerisini sonra düşünürüz. Onlara alet oldum diye affedebilecek misin beni? Seni çoktan affettim. Ama kendimi affedemiyorum bir türlü. Bu halkın başında Kara Hilal gibi bir adam olmazsa Anton hepimizin kanını içer. Çok daha iyi bugün. Yara izleri kapanmak üzere. Görebilecek mi yeniden? Tanrı'dan başka kimse geleceği bilemez. Onun gibi bir adam kör gözlerle yaşayamaz. Bütün milletin umudu buna bağlı. Sakin ol yavrum. Nasıl yürekli ve güçlü bir adam olduğunu bilirim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Nasıl? Hiçbir umut yok mu? Çok zayıf bir umut ama mümkün değil. Neden mümkün değil? Söyleyin ne olur. Kurtulması için bir göz gerek. Kendi kanından, kendi canından bir çift göz. Bunu Sencer duymamalı. Geç kaldın hele. Hepsini duydum. İnanma hiçbirine, mümkün değil. Kendi canından, kendi kanından bir çift göz gerek sana, öyle mi ihtiyar? Gözlerime bak! Tıpkı benimkiler gibi değil mi? Karahilal'in gözlerinin kör olmasına sebep olduğum için hepinizin beni suçladığını biliyorum. Biz de suçluyuz senin kadar. Hepimiz suçladık onu. Şahin Bey'in oğluyum ben Yahya. Suçum hepinizinkinden daha ağır. Ona ve milletime layık bir evlat olduğumu ispat etmek düşer şimdi bana. Hayır olmaz. Yapamazsın bunu. Yaparım. Hem de büyük bir mutlulukla veririm gözlerimi babam için. Al gözlerimi ihtiyar. Sencer. Bıçak var senin elinde, bırak o bıçağı. Ne olur bırak, bir alçak gibi yaşadım, hiç değilse Şahin Bey'in oğlu olarak öleyim baba. Hayır, ölmene gerek yok. Yaşayacak ve benim gören gözlerim, duyan yüreğim olacaksın. Sencer. Buyur baba. Sağ omuzun arkasında bir şey var. Bir şey yok baba.
Sesini duyuyorum. Dikkatli bak. Orada bir şey var. Baktım ama göremiyorum. Bir ok, bir yay ver bana öyleyse. Şimdi gördün mü? Gördüm. Küçük bir akrep varmış. Anton akrepten daha çok ses çıkaracak, göreceksin. Hazırız biz baba. Başla. Evet, vurdun Şahin Bey ya! Devam et. Hey, yaşa! Vurdum! Başka hedef kaldı mı? Bir tane daha var baba. Bunu da vurdum baba. Yalan söyleme oğul. Vuramadığımı biliyor. Daha çok çalışmalıyım. Yalnız ve sessiz bir yere götür beni. Gel baba. İpi bağladım baba. Ama hiç rüzgar yok. Sesini nasıl duyacaksın? Parmağınla yer ve bırak. Daha ince ip bağla. Hazır baba. Daha da incesini istiyorum. Daha incesi yok baba. Saçının teli de mi yok? Şansımıza rüzgar çıktı. Sesini duyuyor musun? Silah başına! Çabuk! İhtiyarları öldüren geri kalanları toplayın! Toplayın hepsini, götürün! İhtiyarları yük etmeyin, öldürün! Hadi! Bakma! Gaya! Adam! Yiğitlerim neredesiniz? Nerede bunlar? Bu ne? Kara haçlı bir mızrak. Hı.
Ya bu... Bir mektup. Oku! Kara Hilal, sana kara haçlı mızrağımı gönderdim. Gelmediğin her gün için 3 kişinin kellesini keseceğim. Akşam oldu, hala gelip teslim olmadı. Kesin 3 kişinin kellesini! Alçak herifler! Allah'tan korkunuz yok mu sizin? Götürün bu kelleleri ormana atın. Belki Şahin Bey'in o zaman aklı başına gelir. Bu Mahmut. Bu bizim Iğdır. Bu da Hasan. Beni neden bırakmasın gidip teslim olayım? Benim kellem Hıdır'ınkinden, Mahmud'unkinden, Hasan'ınkinden daha mı kıymetli? Elbette. Hayır, yanılıyorsun. İşe yaramayan, kör ve zavallı bir adamım. Benim ölüm de dirim de para etmez. Baba, baba bırakmam seni. Bırakırsın. Bırakmam. Bırak beni diyorum. Hayır. Bırak! Bırakmam! Canını acıtırsam... Affet beni yavrum. Hala görünürler de yok. Götürün vurun karısının kellesini. Hayır. Hayır. Bırakın. 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 Durun. Anton, kadınlarla uğraşmayı bırak. İşte ben geldim. Şahin Bey. Yakalayın! Geldin demek ha? Doğduğuna pişman edeceğim seni! Gebermediyse iki atın arkasına bağlayıp sürükleyin. Ha 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 ha
Gebertin! Acımayın! Yetti artık yaşadı! Yetiştim baba! Tanrı adına seninle ölmeye geldim! Savun! Şerferler! Hanedeki askerleri de çağırın. Çabuk olun. Okulda yayın torbanın içinde baba. Vur Şahin Bey. Tanrı aşkına vur. Kafire kılıç çalan sen misin Sencer? Benim baba. Vuralım Tanrı aşkına. Yeah!
Beni de kurtar Şahin Bey, buradayız. Askerler, şövalyeler, durmayın, yakalayın, gebertin! Savunun kafirler! Baba, Anton burada kaçıyor! Nerede? Bu tarafta. Buyur Şahin Bey'im. Kimse çıt çıkarmasın. Bağırmayacaksın Anton. Artık ağzının yerini biliyorum. Bul sağ gözünü. Bu da sol gözüne. Oh,